Şimdi bize atılan en büyük kazıklardan birisi, biz mücerret insan diye bir şeyin olabileceğini zannediyoruz. Mücerret insan diye bir şey olmaz. İnsan dediğin şey bağlarıyla, kurduğu irtibatlarla, kendinin neye isnat ederek tanımladığıyla alakalı bir mahluktur. Kurduğu bağlardan hem sosyal, hem siyasi, hem itikadi, hem tarihi kurduğu bağlardan kopardığınız zaman insanla hayvan arasında hiçbir fark yok. Hiçbir fark yoktur. Bütün fizyolojisi de hayvandır. Davranışları da hayvandır. İnsanı insan yapan şey irtibatlarıdır ve vasıflarıdır. Allah insanları bir erkek ve dişiden yarattı. En temelinde bu vardır. Herkes, insan diye bir şey yoktur. Herkes ya erkektir ya dişidir. Daha sonra bunlar ya mümin erkektir ya mümin dişidir veya kafir erkektir, kafir dişidir. Münafık erkektir, münafık dişidir. Müşrik erkektir, müşrik dişidir. Kur'an-ı Kerim'de bunları görürsünüz. Yani en temelde insanı tanıyabileceğimiz şey erkek veya dişi olmasıdır. Daha sonra Müslüman olması veya olmaması, iman etmesi veya etmemesi, Türk olması veya olmaması, Türk olduğunda ise neye istinaden, kendine neye bağlayarak Türk olduğu, bu vasıfları çoğalttıkça siz saf insana ulaşırsınız. Aksi takdirde mücerret insan diye bir şeyi tanımlayamazsınız. Hayvan gibi bir şeydir bu, mücerret insan. Kimdi? İşte ben ömrümde hiç insan görmedim. Gördüklerim ya Türk'tü, ya Fransız'dı, ya Rus'tu diyen adam gibi insan diye bir şey yoktur. Gördükleriniz bir şeydir. Biz neyiz? Bunu bir an önce adını koyup yerine oturtmamız gerekiyor. Onun için insan hakları diye bir şey baştan sona saçmalıktır. Böyle bir hak olmaz. Yani o insan neyse ona göre bir hakkı vardır. Mücerreten insan hakları diye bir şey olmaz. Hayvan hakları bile böyle bir şey olmaz. Yani eve girmiş bir akrebin hakkı ölümdür. Öldürürsün onu. Bunun başka bir şeyi yoktur. Hakkı yoktur. Öyle mücerreten hayvan hakkı diye bir şey olmaz. Atın hakkı başkadır. Koyunun hakkı başkadır. Farklıdır yani bunlar.